Şimdi desibel diye bir terim var. Bu terim yaygın bir şekilde kullanılıyor elektronikte. Onun ne olduğunu açıklamak istiyoruz. Şimdi çeşitli çok geniş skala bir şey düşünelim. Grafik düşünelim. Şimdi diyelim ki biz bu grafikte çok büyük sayıları temsil etmek istiyoruz. Örnek frekans. Şimdi frekans bandı, elektronikte kullanılan frekans bandı çok büyük. Yani 10 Hz'den başlarsın, gigahertz'e kadar çıkarsın. Şimdi 10 Hz'i böyle gösterseniz değil mi? Gigahertz'i göstereceksiniz, 10 üzeri 9 ya. Burada nereye koyacaksınız onu? Koyamıyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Bunu logaritmik frekans derseniz o zaman ne oluyor? Onun logaritması 10 tabanına göre 1, 100'ün tabanı şurası bir logaritma korsa şurası 100 olacak, burası işte 1000 olacak, aynı aralıklarda 1000 gitmiş oluyor değil mi? O zaman yani buraya bazı şeyleri sığdırabiliyorum. Şimdi bu kazançta da aynı şey var. Gerilim kazancı işte 10 da olabilir, 1000 de olabilir, 10.000 de olabilir. 10 olursa bu, 1000'i buraya koyamıyoruz şimdi. O zaman ne diyoruz? Bu ekseni de öyle bir skalaya dönüştürelim ki bütün değerleri görebilirim. Şimdi buraya nasıl geleceğiz? Bu başka bir büyüklükle ifade edelim dediğim şeyi desibelle ifade edeceğiz. Nasıl ifade edeceğiz onu söyleyeyim şimdi. Şimdi genellikle bir haberleşme sistemi böyle düşünebiliriz. Bir devre var. Devrenin bir çıktısı var, bir de girdisi var. Haberleşme açısından olaya bakarsak şu load ile şunun giriş empedansı birbirine aynı olursa iyi bir haberleşme çıkar. Şimdi bunu kullanıyorum. Buradan da desibel diye bir şey. Şimdi desibelin tanımı işte bu. Şimdi haberleşmeci olarak olaya şöyle bakıyor haberleşmeci. Diyor ki benim sistemim burada bir işaret gücüm vardı. O işaret gücümü bu yüke taşıyan o işaret gücümün ne kadarını bu güce taşıdım. O zaman ne oluyor? P out bölü P in oluyor. Yani output gücü şuradaki güç bölü buraya uygulanan güç, şu güç yani. Onu oranlayayım diyor. Logaritmik olunca bunu sıkıştırıyoruz demiştik ya, şurada anlatmaya çalıştım. 10 tabanına göre de logaritmasını alayım. 10 ile çarpayım. Buna desibel diyorum. Şimdi şu tanım. Şimdi R in de RL'ye eşit olsun. Şuradan görülen empedans da RL'ye eşit olsun. Yani şu koşulu sağlayalım. Öyle olunca ne oluyor? Bakın yazıyorum. 10 logaritma dedik. Şimdi çıkış gerilimi ne olacak? Çıkış gücü ne olacak? V kare bölü. Bu direnç boyutunda ya. Yani bunun gücü V çarpı I. V I'yi de V bölü R diye yazarsanız V kare bölü R olur. İşte o da V kare bölü RL demiş. V output bölü RL. Benzer şekilde input için yazdım. Input'u da RL'ye eşit oldum. R'ler gitti. Ne oldu? V out kare bölü V in kare oldu. Logaritmasını aldığım zaman şu üst bu tarafa kayacak değil mi? O zaman 20 V on V out V in oldu. Şimdi şu bakın. Şunun değerlendirmesini yapalım. Burada güçler cinsinden verdiğim tanım gerilimler cinsinden neye dönüşüyor derseniz V out bölü V in kazanç demek değil mi? Gerilim kazancının ne olduğunu gösteriyor. V out bölü V in. Kazancın 10 tabana göre logaritmasını alın. 20 ile çarparsanız bu kazancının desibel karşılığını bulursunuz. Sonuç gerilimler cinsinden desibel buna eşit olmuş oluyor. Şimdi bunun anlamı ne? Anlamı şu bakın. Bunu bizim şu
V-out bölü V'ni de bizim transfer fonksiyonumuz gibi düşünürsek değil mi? Hacı omega'nın modülü nasıl değişiyor? Yani bizim karakteristik olmuş oluyor. Şimdi onu desibel cinsinden yazılır genellikle. Biz şimdiye kadar bu bir müddet bu desibel lafını etmeden yaptık ama şimdi ihtiyaç var. Neden? Çünkü bu kazanç çok büyük olabilir. Çok büyük olunca veya çok küçük olabilir. Büyük ve küçük sayıları bir yerde göstermek istiyorsanız bu terimi kullanarak göstermekte yarar var. Şimdi terim diyorum, bakın boyut demiyorum. Bir birimi var mı, bu birim midir? Birim değildir. Niye? Boyutsuzdur çünkü. Neden boyutsuzdur? Gerilim bölü gerilim ya. Gerilim bölü gerilim olunca boyut kalmadı. Boyut kalmayınca bu bir seviye gösteriyor. Peki bu seviyeyi nasıl gösteriyor derseniz, bakın ilginç, hemen bir bakalım. Şimdi bu oran 1 ise, yani giriş çıkışa eşit ise, 0 seviye oluyor bakın. Niye? Çünkü 1'in logaritması 10 üzeri 0,1 değil mi? 10 üzeri 0,1 işte. Logaritmasını alınca 0 olacak. Ratio 1 ise logaritması 0. Şimdi logaritma 0 olunca diyoruz ki kazanç 1. Şimdi bu ratio, yani şu oran 1,5 ise, yani çıkış girişin 1,5 katı ise, o zaman bu 3 desibele karşılık geliyor. Yani seviye düşürüyorsunuz. Bakın 0 diyorsunuz. Giriş çıkışa eşit. Çıkış girişin 1,5 katı olursa 3 desibel yukarısı oluyor. 2 katı olursa 6 desibel yukarısı oluyor. 10 katı olursa 20 desibel yukarısı oluyor. Değil mi? 100 katı olursa 40 desibel oluyor. Bakın bu bunun 10 misli, bu bunun 10 misli değil, değil mi? 2 misli. Dolayısıyla bu ne oluyor? Daha yavaş artıyor şu desibeller. Bunlar hızlı artıyor. Hızlı artan şeyleri göstermek için bir araç diye düşünebiliriz. 20 desibel demek ki oranın 10 olduğunu gösteriyor. 100 katı ise giriş çıkışın 100 katı, çıkış girişin 100 katı ise 40 desibel yukarıda. 1000 katı ise de 60 desibel yukarıda oluyor. Şimdi tersi olursa oranın çıkış, yani bu büyük ise, çıkış küçük olursa, filtrelerde çıkışın küçük olduğunu stop bantta, yani geçirmeyen bantta çıkış küçük olacak ya, o zaman da negatif olacak. O da negatif desibel olarak çıkıyor. Yani çıkış küçük, giriş büyük. Giriş çıkışın 1,5 katı ise eksi 3 desibel olacak, değil mi? Onu da zaten bu logaritmik özelliğinden de biliyoruz. Şimdi işte bu desibel dediğimiz kavramı böyle gösteriyoruz. Bu da dB olarak gösteriliyor. Haberleşme sistemlerinde çok yaygın bir şekilde kullanılır. Şimdi bunun bize yansıması ne olacak? Biz Hg omega'nın modülünü omega'ya göre çiziyorduk ya. Şimdi bunun değeri çok yüksek olunca burada gösteremiyorum ya hepsini. Şimdi bunu biz artık bundan sonra nasıl yapacağız dersiniz? 20 logaritma Hg omega'nın modülü diyeceğiz ve bunu desibel olarak yazacağız. Bu hesabın sonucunda kaç çıkıyorsa yani. Dolayısıyla filtre karakteristiğini çizdiğimiz zaman şu Hg omega'nın biz desibel cinsinden değerini yazarız. Desibel cinsinden değeri demek şu hesaplandı, buraya işaretlendi demektir diye. Omega'yı da logaritmik alırız mesela. Onu da logaritmik alırsanız, o zaman filtrenin çeşitli frekanslarda nasıl davrandığını da söyleme fırsatınız olur, değil mi? Mesela alıyorum, şimdi buraya yazıyorum. Bunu logaritmik alsam, değil mi? 100 burada, şurası 150'ye karşılık geliyor. 150 Hz'e kadar geçiriyor gözükecek. Ne kadar geçiriyor? Şuna da diyelim ki 40 desibel. Şimdi bakın 100 katına çıkıyor. 100 buralarda bir yerde gösteremiyordum. Şimdi gösterdim. Şimdi 40 desibel ile kadar çıkıyor.
Bundan sonra burada da ölüyor. Şimdi sıfır oluyor. Geçirmiyor, burada geçiriyor. Ne oluyor? 100 katına çıkarıyor. Dedik yani şimdi giriş çıkıştan büyük oluyor. Bir de amplifikatör kullanınca tabii bu iş olur değil mi? Amplifikatör kullanmadan şu pasif devre ise çıkışta daha büyük bir gerilim elde edemezsiniz. Çıkışta filtre özelliğini kullanırsınız, bir amplifikatör kullanırsınız, daha işitebileceğiniz boyutlara çıkarırsınız işaretinizi diyoruz. Bu da desibel kavramı önemli diye burada ayrıca vurguladık ayrı bir video olarak. Şimdi sonlandıralım.